En başta sıcak haberlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yalova'ya gideceğiz. Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 5 saatte zar zor kontrol altına alınabildi. Bir küçük kıvılcım büyüdü, tüm ormanı sardı. Görüntüler Yalova'nın Armutlu ilçesinden. Dün öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler alarma geçti. Hızla bölgeye gitti. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 3 uçak, 4 helikopter, 76 araç ve 194 personel 5 saat boyunca canla başla çalıştı. Alevler 5 saatte kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji uyarmıştı. Trakya'da fırtına ve şiddetli sağanak etkili oldu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kırklareli'ye baktığımızda yollar göle dönmüş vaziyette. Muş'ta ise şantiyede hortum çıktı. Bir anda bastırdı. Şiddetli sağanak, dolu, fırtına hepsi aynı anda geldi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Oh, 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 oh. Meteoroloji uyarmıştı. Tahminler doğru çıktı. Tekirdağ'da öğleden sonra fırtına başladı. Marmara Ereğlisi'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli rüzgarla birlikte çöp konteynerleri yollara savruldu. Bir fabrikanın ve bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Kırklareli'de de şiddetli sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığı da 18 dereceye kadar düştü. Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli yağış kazalara yol açtı. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ise aniden bastıran şiddetli yağmur sadece yarım saat sürdü ama hasarı büyük oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. İlçe merkezindeki bazı istinat duvarları, evlerin bahçe duvarları ve çatılarında göçük meydana geldi. Yağış nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı. Muş'un Kurtük Dağı bölgesinde hortum meydana geldi. Rüzgar Enerji Santrali şantiyesinde çıkan hortumu işçiler görüntüledi. Yasir abi, arkanda kıyamet kopuyor, bir arkaya bak. Önümüzdeki birkaç gün içinse meteorolojiden yurt genelinde Karadeniz'in doğusu hariç yağış uyarısı yok. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.